Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Şimdi sıra geldi potansiyel farka. Zaten aslında yani sonuçta potansiyel kavramını öğrendikten sonra potansiyel fark bizi yoracak değil. Şimdi bakın, bir yükün etkisi altında iki tane bölge var. Diyelim ki siz artı biri şuraya getirmekle yaptığınız işi nasıl tanımlamıştınız daha önce? O noktanın potansiyeli demiştiniz. Hatta yazalım K, Q bölü 3D diye. Peki ben aynısını daha yakındaki bir yere götürmek istersem ne olacak? O zaman da yapılan iş sonuçta o noktanın potansiyeli oluyordu. K işte Q bölü D. Şimdi baktığımızda böyle artık şeyle uğraşmayalım, hani rasyonel ifadelerle. En küçüğü bu ya. Ben buna V diyeyim. Yani Vx eşittir V olsun. O zaman buradan da galiba 3V diye V'yi tanımlayabiliriz. Şimdi bu noktada bakın ne oluyor. Şimdi deniyor ki bize, ya biz artı biri yani buradan şuradan şöyle getirmek istiyoruz, tamam mı? Şöyle hani istediğimiz yolda getirebildiğimizi göstermek için de böyle yamuk yumuk çizeriz biz. Şöyle getirmek istiyoruz. Kim geliyor ama dikkat edin. Artı bir getiriliyor, tamam mı? Artı birin getirildiğini unutmayın. Şimdi o zaman sana artı Q, yani şu eleman diyor ki birader sen ucuz yerden geliyorsun. Yani fiyatın V olduğu yerden geliyorsun. Ama Y noktasına gelirsen fiyat 3V. Diyorlar ki o zaman yaptığın hani bu gezintinin bedelini öde. O zaman sen diyorsun ki yapılan iş iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Yani sen ücretin V olduğu yerden 3V olduğu yere gidersen aradaki farkı sana ödetirler. O zaman biz de şöyle yazıyoruz. Delta V diyoruz buna. Gittiğimiz yer neresi? V'ye. Daha önce bulunduğumuz yer ne? Bu. Şimdi burada ne yazık ki devlet kitabında da geçtiği için ben de yazacağım. Aslında bunu bilseniz bana göre yeter de şunun yazılması şu şekilde oluyor. X, Y arkadaşlar. Hani X'ten Y'ye gidiyorum gibi düşünebilirsin. Ama açarken şu sonu başa yazıyorsun yani. Böyle bir dünya üzerinde genel kuralı var bunun. Yapacak bir şey yok. Yani devlet kitabında olduğu için ben de mecburiyetten soktum bunu buraya. Şimdi o zaman burada fark ne oldu? Burası 3V oldu. Burası V oldu. O zaman potansiyel fark 2V olur. Şimdi gel gelelim, mesela ben gene şöyle diyeyim. X'ten, yani büyük ihtimalle diğer sayfada yapmışımdır ben onu. Evet, yapmışım. X'ten Y'ye sonuçta başka bir yük götürülürse sen bunu artı 1 için yapıyorsun. Kimi götürürsen onunla çarparsın. Yani W eşittir delta V birim yük adına çarpı Q. Kim geliyorsa. Yani buradan mesela 5Q vardır. 5Q'yu buradan buraya götürüyorsundur. Yapacağın şey ilk önce o gezen yük yokmuş gibi düşünüp buraların potansiyellerini bir belli etmek. Potansiyel farkı bulmak. Ondan sonra da kim geziyorsa onun yüküyle çarpmak. Yani adam çünkü ben artı 1'e bunu istiyorum. Sen buysan o zaman o kadar kere. Al aynısı işte. Biz biraz önce buna yani sonuçta V demedik mi? Buna da 3V demedik mi? V tanımımızı yazalım ama V eşittir K İşte Q bölü 3D diye bunun belli olsun. Buradan buraya kimi getiriyoruz? X'ten Y'ye artı 3Q gidiyormuş. Artı 3Q. Güzel. Böyle götürülüyor. Yapılan iş potansiyel fark çarpı kim gidiyor? Artı 3Q. Onu işaretiyle birlikte yazıyoruz. Bak şu artı 1 için şöyle yazacağım. Yani dünyanın en küçük yükü gelse bu ödemeyi yapacak arkadaşım diyor. Ama sen artı 3Q getiriyorsan çarpı artı 3Q olur. O zaman delta V nedir? Burası V idi, burası 3V idi. Ben hemen burada delta V'yi 2V diye yazayım. V de belli. O zaman 2V çarpı 3Q oldu. Buradan da 6 çarpı V çarpı Q oldu. Şimdi benim tek yapmam gereken K, Q bölü 3D'yi son dakikada koymak. Başta bunları yaparsanız çok rasyonel ifade oluyor. Çok sıkıntı oluşuyor. Lütfen öyle yapmayın. Şimdi devam edeyim bakayım başka neler yapmışım. Artı Q ve eksi Q yüklerinin elektrik alanı içerisindeki artı büyük Q'yu X noktasına getirmek için yapılan iş nedir? Şimdi bak. İlk önce şöyle düşünelim. Gezen yükü düşünmeyeceksin. Dükkan sahipleri bunlar. Sabit olanlar bunlar. Bunu enerjiden de yapabilirsiniz. Hocam işte 3 tane yük var. Ben buradan enerjiden yazayım. Bunlarla yani sonuçta kök 17 ile niye uğraşasın yani? Şimdi bak. Gezen adamı bir devre dışı bırakalım. Burada kimse yokmuş gibi düşünelim. Şimdi buraya olan uzaklıklar biraz önce söylediğim gibi Pisagor'dan tabii kök 17 geliyor ama umurumda değil. Ben sadece D üssü deyip geçeceğim. Ve tabii ki de bir noktanın potansiyeli dediğimiz şey skaler büyüklük olduğu için bunun buradaki potansiyeli neyse bunun da buradaki potansiyelinin aynı olduğuna dikkat edin. Eksi yükünü de yazdım. K
Q bölü D üssü. Buraya bakıyorsun artı K Q bölü D üssü. Bunlar aynı. Yazmaya gerek yok. Yani bu noktanın potansiyeli V1 diyeyim ben. Yani sonuçta sıfır. Buraya bakıyorsun. Bunun buradaki etkili olan potansiyeliyle bununkine bakıyorsun. KQ bölü de eksi KQ bölü de. Burası da sonuçta V2 diyeyim. Burası da sıfır. Yani potansiyelin sıfır olduğu yerden başka bir potansiyelin sıfır olduğu yere gidiyorsun. O zaman yapılan iş hani delta V çarpı işte enerjiden yaparsan fark etmezsen sen bunu çok uzun süren işlemler yapabilirsin burada. Ondan dolayı sıkıntı olabilir. Şimdi burası sıfır olursa o zaman yapılan iş de sıfır olur. Yani enerji farkı yoksa sen neden iş yapmış olasın ki? Yani hiçbir şekilde yapmasın. Burada tuzak tekrar tekrar söylüyorum. 3 tane yükü böyle üçgende gören vatandaş hemen elektriksel potansiyel enerjiye dalar. O da onun ölümü olur. Çok yazar. İşte sonsuzdaki artı 2Q yükünü, burası sonsuz olsun. Burada da artı 2Q varmış. Şimdi X noktasına, burada da bir X noktası var. Senin şimdi buradan buraya getirirken yapılan işin nedir? Bak şimdi buraya artı 1 gelse, dikkat et. Artı 1 gelse ki ha vermiş zaten, vermişim okuyayım işte. X'in potansiyeli V ise. O zaman şöyle yapıyorum ben. Vx eşittir V'ymiş. Yapılan iş o noktanın potansiyeli artı 1'in gelmesi durumunda yapılan işti. Biz yazalım oraya. Madem x'e geliyor. Artı 1 gelse bu kadar iş yapar. Sen kimsin? 2q. O gelince çarpı 2q yapıyorsun. Bunun da v olduğunu unutmayın. O zaman burada 2qv oldu bile. Yapılan iş 2qv. Sonra ne oluyormuş? Ha bir de x noktasında da başka bir yük varmış. Buradan da başka bir yere gidiyormuşuz. Y noktasına. Şöyle bir şey var. Yani buradaki yük de buraya gidiyor. Yalnız bu ayrı bir işlem. Öteki de ayrı bir işlem. X noktasındaki artık Q yükünü bu sefer gezdiriyorlar. Yani buradan buraya artık Q gidiyor. Şimdi yapılan işler aynıymış. Şimdi bakıyorum yapılan iş burada 2QV. Benim de buraya geldiğim zaman yapılan işimin hani böyle olması için o zaman delta V çarpı Q dediğimde yapılan işin aynı çıkması için burası 2QV gelmişti ya. O zaman potansiyel farkın galiba 2V olması lazım. Yani ben elektriksel kuvvetlere karşı iş yapıyorsam durum bu. Tamam mı? 2V kadar potansiyel fark olması lazım. Sen potansiyelin V olduğu yerden hangi kaç V'ye gidersen potansiyel fark 2V olur. O zaman burası 3V olmalıdır. O zaman V'ye eşittir 3V olur ki aradaki fark da 2V olsun. Evet, bunu söyleyebiliriz. Güzel. Devam ediyorum. Efendim işte değişik bir şey. Böyle kareli düzlemde verdik. Artı Q yükünün Y noktasında oluşturduğu potansiyel 15 volttur. Yükü 4 kulomb olan cismi Allah falan diyormuş. Şimdi X'ten Y'ye götürmek için yapılması gereken iş nedir? Unuttum bile bak. Y'nin potansiyelini yazalım bir ilk önce sizinle. Şurada bir yük var. Burada da Y var. Bölmelere D diyorum ben. V, Y yazdım. Evet 15 voltmuş bu. Evet bunun da tanımı yapıldı. K Q bölü 4D. İyi güzel oldu. Bunu da şöyle bir şey yapabilirim. En azından KQ bölü D'yi buradan 4'ü de 15'in yanına götürürsem 60 volt olarak tanımlarım. Belki hani bunu çeşitli yerlerde kullanabilirim. Şimdi yükü 4'müş. X'ten Z'ye o zaman hepsinin potansiyelini yazmam lazım benim. Vx'i yazıyorum ben şimdi. KQ yine öyle olacak 3D. Şimdi bak KQ bölü D neydi? 60'tı. O zaman 60 bölü 3 olacak. Burası 20 volt geldi bile. Nefis. Kim var başka? VZ. O nedir? KQ bölü 2D. Hoppa. Bir de ne olacak bu? 60 bölü 2 var payda da. Burası da 30 oldu. Çok güzel. Şimdi sen ne yapıyorsun? İşte X'ten Z'ye gidiyorsun. Şimdi buradan buraya gideceksin. X'in fiyatı açıklandı. 20 volt. Burası 20 voltmuş. Evet Z'nin fiyatı açıklandı. 30 volt. Sen buradan buraya geldiğin anda bak tekrar söylüyorum artı 1'i götürsen 20'den 30'a çıktığın için 10 voltluk iş yapmış olunur. Ama bu artı 1 adınadır bunu unutmayın. Bize yapılan iş derken tabii ki de potansiyel fark çarpı kim gidiyorsa kim gidiyor? 4 kulomluk yük gidiyor. Onun için direkt sayı olarak yazıyorum. Çünkü kulomb onun birimi. Tamam mı? Potansiyel fark ne? 20'den 30'un olduğu yere gidiyoruz. Potansiyel fark 10. 4 gittiği için de 40 joule iş yapılmış oluyor. Tabii ki de yapılan işin birimi joule olmak zorunda. Evet böyle bir şey. Yani gördüğünüz gibi potansiyel farktan çözerek ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi efendim yerleri sabit olan artı 3Q ve eksi Q yüklerinin kalem bitmiş burada. Elektrik alanında olan
Evet, 2Q yükünü yani 2Q yükünü X noktasına getirmek için yapılması gereken iş nedir diyor. Şuradan şuraya getirilmesi gerekiyormuş falanmış filanmış. Şimdi burada tabii hani gene noktanın potansiyeliyle yapılabilir de şurayı güzel olmamış ya. Yani neyse. Neyse. Yani neden güzel olmamış dersek şimdi ben buradan buraya geliyorum ya. Bir kere bu noktanın potansiyelini açıklayacağız. Sonra bu noktanın potansiyelini açıklayacağız. Ondan sonra evet artı 2Q yükünü getiriyoruz. Buradan buraya gelince potansiyel fark olacak. Ben hani sayılar biraz daha güzel olabilirdi diye şey yaptım. Ya şimdi 3 bölü 4 yazmak hoşuma gitmedi açıkçası. Neyse yazacağız artık yani. V1'i yazıyorum. Şimdi buradan başlayarak yazıyorum. K 3Q bölü 4D. Ben bunu herhalde sayıya ayarlayamadım. Ben böyle bir şey yapmam yani sonuçta. Ondan sonra öteki arkadaş da etkili orada. Eksisini hemen gömdüm oraya. K Q bölü 2D. Evet güzel oldu. Şimdi bunu hemen 2 ile güzelleştirebiliriz. O zaman K 3 var. Bu 2 yapacak burayı. Q kalacak. Q bölü 4D olacak. Bura V1 bu. Tamam V2'ye gelelim şimdi. Yani X noktasına gelelim. Orada kimler var? K 3Q bölü D. Efendim öteki ne? K Q bölü D. Buradan da galiba K 2Q bölü D. Bunu da genişletirsek hani 4'e getirelim diye yapıyorum. K 8Q bölü 4D yapar bu. Şimdi iki nokta arasındaki potansiyel farklara bakınca şimdi burada aynısından bir tane var V diyelim. Burada ise maşallah 8 tane var ondan. O zaman delta V yani artı bir yükünün gitmesi durumunda. Yani sonuçta burası daha pahalı bir yer. Yani öyle oldu. Bunun baskınlığı altında. 8 V'den 8V'lik yere gidiyorsun artı 1 için. O zaman 7V'lik bir potansiyel fark var. Yapılan iş potansiyel fark çarpı kim gidiyorsa artı 2Q gidiyor. Onu da işaretiyle yazıyoruz. Burası 7V çarpı 2Q. Ne oldu? 14QV oldu. Şimdi böyle bir şey yazdık. Tek yapmam gereken V'yi yerine yazmak. İğrenç. KQ bölü 4D. Evet burada sayılarda sıkıntı olmuş. Ama bak her defasında sayılar ne kadar zor olsa da lütfen isyan etme. Ne yapıyorum ben? İlk önce bu gezecek olan adamı orada yokmuş gibi düşünüyorum. Diyorum ki dükkan sahipleri kimler? Bunlar. Bunlar bu bir numaralı nokta için 2Q yokmuş gibi düşün. Boş düşün orayı. Buranın fiyatını böyle açıkladılar diyorum. Ve sonra sen buraya gelmeyi planlıyorsun ya bu ikisi buranın fiyatını 8V diye açıkladı. Sen o boş noktadan buradan buraya dünyanın en küçük yükünü bile getirsen adamlar farkına varıyor. Diyorlar ki bu kadar ödeme yapacaksın. Nedir o? Potansiyel fark kadar. Ha sen şimdi bunu hayal et. 2Q'yu buraya getireceksen çarp o. Çünkü biz artı 1 için bu ödemeyi istiyoruz. Sen kimsen çarpı o kadar fiyat ödersin diyoruz. En son rasyonel sayıyı burada yani artık yerine yazıyoruz. Sayı biraz yardımcı olmamış ama böyle şeyler gelirse de korkmayalım diye yaptım. Şekildeki sistemde Q yükünü O noktasına getirmekle yapılan iş nedir? Bak gene aynı. Bu geziyor tamam mı? Şu geziyor. Buradan buraya getiriyorlar. Bunu yokmuş gibi düşünün. Buranın potansiyelini yazacağım şimdi. Bak o yeşil artı Q yokmuş gibi düşünüyorum. Kim var burada etkili olan? Bu var, bu var. Yazıyorum şuradan itibaren. K 2Q bölü 2A eksi şu genç var. K Q bölü 2A. Böyle bir şey. Yazdık. İkisi de yani sonuçta 2A'ydı. Buradan ne kalacak? K Q bölü 2A. Bu dursun. Bu buranın potansiyeli oldu. Burada bulunmanın bedeli bu kadarmış. Artı bir adına. Burasına da V2 diyelim ben. Hemen yazıyorum yine. K 2Q bölü A eksi K sonuçta bunu yazıyorum şimdi. Eksilik de bundan geldi. Q bölü A. Ne oldu? K Q bölü A oldu. Bak eskiden buydu şimdi bu. Yani sen şimdi buna V dersen bu o zaman ne olacak? 2V olacak. Sen buradan buraya geldiğin zaman artı bir adına bak yapılan iş her zaman delta V çarpı kim gidiyorsa. Delta V yapılan iş yani artı bir içindir. Unutma bunu. V olan fiyatın V olarak açıklandığı yerden ki bu artı 1 için yapılan iş demektir. Fiyatın 2V olduğu yere gidiyorsun. Potansiyel fark ne kadar? V. Kim gidiyor? Q. Yapılan iş işte bu. Sen şimdi istiyorsan yaz. V'nin değeri belli ya. Son dakikaya kadar saklandık bak. K Q bölü 2A çarpı Q. İşte bu kadar. Ha burada ben üşenmem hocam. Bir burada potansiyel yazarım. Bir burada yazarım. Aradaki farkı alırım. Senin bileceğin iş. Ben yapmam onu. 6 tane terim yazacağım. Sonra bir de işlem yapacağım. Burada bile sıkılıyorum ben.
Evet, geldik buna. Şimdi bu popüler bir sorudur. Her kitapta vardır. Bu sene devlet kitabında da var. Yani buna benzer bir soru var. Böyle çember üzerinde geziyoruz. K noktasındaki artı Q yükü oklarla belirtilen yörüngeyi izliyor. Yani sonuçta yapılan işleri soruyor. Burada kitapta böyle ısrarla vurgulanan, aslında bana göre üniversite düzeyinde olan bir bilgi var. Eş potansiyel noktalar, eş potansiyel çizgiler, eş potansiyel yüzeyler. Şimdi bakın, mesela bu kürenin üzerinden gösteriyorum. Şimdi burada şu nokta buraya olan 3R kadar uzaklıkta. Bu nokta 3R kadar uzaklıkta. Şu nokta 3R kadar uzaklıkta. Bunların uzaklıkları aynı olduğu için bunlara eş potansiyel noktalar deniyor. 3 noktanın da potansiyel zaten skaler. 3 noktanın da potansiyeli birbirine eşit oluyor. Şimdi bu noktaları birleştiren çizgiler hangi noktalar? Eş potansiyel noktaları birleştiren çizgiler. Mesela şu anda bu eş potansiyel çizgiler diye yani sonuçta yani tanımlanıyor. Bu çizgilerin hani sonuçta yüzey olarak baktığında da yani mesela küre gibi düşünün, tamam mı bunu? Nasıl anlatılır o da bilmiyorum ama yani mesela şöyle nerede yapayım bilmiyorum, nerede yapacağımı bilmiyorum. Şurada artı Q var diyelim ki. Bunun etrafını çeviren hayali bir küre düşünün, tamam mı? Şöyle yarı çapı R olan. Hangi noktaya gidersen git, 3 boyutlu düşün, tamam mı? Nereye gidersen git hep R kadar uzaklıktasın ya. İşte bu noktaların birleştirdiği yüzey eş potansiyel yüzeyler olarak tanımlanıyor. Yani potansiyeli eşit olan noktalar, potansiyeli eşit olan noktaları birleştiren çizgiler, böyle salak salak ama var bu. Biraz üniversite düzeyidir. Yani burada neden var bilmiyorum. Yani bunu zaten soru üzerinde konuşacağız. Merak etmeyin. Şimdi baktığında bu işleri tanımla diyor. Bak hemen dikkatimi çekiyor. Bu Q buradan buraya gelmiş. Sonra böyle gelmiş. Bak L'den M'ye giderken uzaklık hep ne kalmış? 2R kalmış. Uzaklık değişmediği için potansiyel de değişmez. Potansiyel fark yok. Çünkü bakın şöyle diyelim. Bu 0 olur. Neden? VL neyse VM de ayıp, VL neyse VM de o olduğu için potansiyel fark 0 olur. O zaman yapılan iş de olmaz. Şimdi buradan buraya gelirken iş var. Buradan buraya gelirken iş daha da büyük. Çünkü yakına geldikçe bu iş zorlaşacak. Şimdi buranın potansiyelini yazmaya kalkarsanız K Q bölü 3R var. Efendim bu noktanın potansiyelini yazarsanız K Q bölü 2R var. N'yi yazmaya kalkarsanız K Q bölü R var. Bak bunlar gene 6'da birleşiyorlar. Ben tabii ki de 2 ile çarpıyorum. Buna 2V diyorum. O zaman bu 3V olacaktır. Burası da ne oldu? 6V olacaktır. Şimdi W1 dediğiniz şey delta V çarpı kim gidiyor? Q. Zaten Q her defasında aynı. Delta V yanıt olacak bizim için. Sen 2V olan yerden 3V olan yere gidiyorsun. V çarpı Q yapılan iş. Buna baktığımızda delta V çarpı Q diyoruz. Burada ne var? 3. Nereye geldi? 6. Potansiyel fark ne? 3V. Kim gidiyor? Q. Bu daha büyük oldu. O zaman W3 büyüktür. W1 istersen böyle yaz. İstersen ayrıca V2 eşittir 0 yaz. Bu senin bileceğin bir şey olacak. Evet, potansiyel farkla alakalı olarak söylemek istediklerimiz de bu. Kapsam bu arkadaşlar. Daha ötesine gitmeyin lütfen. İnanın, güvenin. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.